Evet, sıradaki skeçte market olmaya çalışan bir bakkalın hikayesini izleyeceğiz. Engin Demircioğlu yazdı. Bakkal Forever geliyor. İyi eğlenceler, iyi seyirler. Evet, süpermarketlerde algı yönetimi çok önemli. Ne yapacaksın? Bu klimayı 11 dereceye getireceksin. Neden? Çünkü insan vücudu belli bir ısıdan sonra açlık sinyalleri yolluyor. Bunu neye neden oluyor peki? Bana söyler misin Gürkan Bey? Buna niye neden oluyor baba? Benim bir şey yapıyorsun ha sen. Hı? Baba yok. Bey diyeceksin. Galip Bey. Bu kadar basit oğlum ya. Allah Allah. Tamam baba. Hah, aferin. Evet, nerede kalmıştık? Belli bir derecenin altındaki vücut beyni açlık sinyalleri gönderiyordu en son. İşte bu. Bak çalışkan, eli yüzü düzgün bir personel. Teşekkür ederim Gültenciğim. Çok sağ ol. Şimdi... Ay Galip. Hı. Giydirdin bize de bunları. Allah aşkına bu isimlikler niye? Bizim mahallede tanımayan mı var? Sadece mahalleli mi alışveriş yapıyor bizden Gülten? Allah acaba kimler yapıyor başka? Sus! Kafamı karıştırmayın benim ya. Evet şimdi biz... raflara geldik. Raflar. Şimdi ben neden iki tane raf yaptırdım? Neden baba? Baba yok! Baba yok ya. Galip Bey diyeceksin oğlum. Neyi anlamıyorsun sen acaba ya? Evet, iki tane raf yaptırdım. Evet. Çünkü müşteri burada alışveriş yaparken kendinden geçsin, rafların arasında kaybolsun ve her şeyden alsın. Neden baba? Ben neden? Onu anlamıyorum. Neden iki tane raf yaptırdın? Oğlum söylüyorum ya sana. Müşteri kendini burada kaybedecek artık. Anla bazı şeyleri ya. Anladım baba. Tamam, hadi. Herkes işinin başına. Hadi, güzel bir gün olsun. Ya Galip amca! Kusura bakma kızım. Bu kurumun standartları var. Sabah 9 açılış, akşam 21 kapanış. Saat 9 olsun açacağız. Bekle biraz canım. Oflama. Evet. 3, 2, 1. Saat 9. Açabilirsiniz Gürkan Bey. Tamam Galip Bey. Aferin. Bak öğreniyor. Bu çocuk da öğrenecek. Olacak. Bundan da olacak. Gitmiş. Gitmiş mi? He. Olsun, güne iyi başladık. Sorma, sorma. Süper başladık. Evet, süper başladık. Şimdi ben şunlarla uğraşayım. Müşteri kaçırarak başladı. Günaydın Galipciğim. Bu ne ya? Hala süpermarket olma çabaları mı? Çay koydun mu? Getir de iki çay içelim ya. Ben artık çay demlemiyorum Zafer. Ne yapıyorsun? Tezgahı yıkacaksın. Çık git. Ya lan bu iş dayanaksız şeyler bunlar. Lan sana ne lan? Allah Allah. Hadi. Mağazamda istemiyorum seni. Git artık buradan. Mağaza mı? Dükkandan bahsediyor Zafer abi. E dükkanın önünde yıkamamışsın ki. Artık o işlere personel bakıyor Zafer. Ben bakmıyorum. Personel mi? Bizden bahsediyor Zafer abi. Ya vazgeç şu sevdadan ya. Bir de kapıya yazdırmış 3 kez süpermarket diye. İyi o zaman ben de benim berber dükkanının önüne yazdırayım Zafer Güzellik ve Cazibe Merkezi. Olur mu? Olur bana ne yapıyorsan yap. Allah Allah ya. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Müşterilere dokunuyorsun. Onlar müşterilere vereceğim ya. Burası dükkan mı mağaza mı? Mağaza lan mağaza. Çık git hadi ya. Hala mağaza diyor ya. Allah Allah. Buraya bir otopark yaptır. Gelen araçlar nereye park edecek? Sana ne? Yok ya ben küçük esnafla muhatap olamayacağım artık yani. Alışverişlerinizi buradan mı yapacaksınız Şikayet Hanım? buradan yapacağım. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. Alışveriş için geldiniz herhalde. Bakın şurada hemen arabamız var. Lütfen Gürkan Bey'i verelim. Arabayla isterseniz bütün raflarda dolaşabilirsiniz efendim. Gerek yok. Bir yoğurt alıp çıkacağım. Olur mu canım? Belki canınız yoğurdun yanında başka şeyler ister. Siz arabayı alın, alın. Ben ömrümde böyle ısrarcı bakkal görmedim. Yalnız bakkal değil, süpermarket. Akşama neler pişireceksiniz Şikayet Hanım? Ayran aşı, yeter. Kış günlerinin vazgeçilmez çorbası. Damaklarda eşsiz bir tat bırakan ayran aşı. Ayran aşı için neler alacaksınız Şikayet Hanım? Yumuşatıcı. Tövbe estağfurullah. Efendim? Sana demedim. Abla sen kimle konuşuyorsun ya? Yok bir şey. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Tahsin abi. Bana 3 tane domates, 2 tane biber ver, 1 tane şey ver. Neydi onun adı? Yumurta ver. Hepsini getir. Tahsin abi bundan sonra alışverişlerini kendin yapabiliyorsun. Bak orada arabalarımız var. Onları al, ne istiyorsan içine doldur getir burada öde. Hadi. Zaten kendimiz yapıyoruz alışverişi. Sen mi veriyorsun parasını? Ben o manada demedim. Tahsin abi hani git kendin doldur getir burada ben ödemesini alacağım diyorum yani. Ne diyor bu ya? Ay sorma Tahsin amca. Biz artık bakkal olmayacakmışız. Mağaza, süpermarket olacakmışız. Süpermarket mi? Tamam.
tövbe tövbe. Ne oldu? Çık, çık. Allah'ını seversen şu tezgahını... Gel, gel. Üstüm denge. Tahsin amca abi. Müşteriye sinirlenme. Geç şöyle şekiliyor. Heh, evet. Ne almıştınız siz? Yoğurt. Tamam. Poşet ister misiniz? Bedava mı? Yok, maalesef. 25 kuruş. İstemez. Alışverişleriniz bitti mi Şikayet Hanım? Ses çok yakından geliyor. Vallahi sanki içeride yankılanıyor. Bitti, bitti. Evet. Poşeti parayla mı veriyor? Evet, parayla veriyoruz. 25 kuruş. Ben böyle gözümde küçülen bakkal görmedim. Allah Allah, ne oldu ki ya? Ver. Yalnız ben onu okutmadım hanımefendi, onu okuttum. Okunmadı, bir saniye. Koptu, şuradan koptuysa. Okunacak mı bu? Sağ ol. Sen sağ ol abla. Sana bir soru soracağım. Sor. Sen şimdi sabahları bana salam ekmek yapmayacaksın mı? Yok, yapmayacağım. O eskidendi. Artık burası süpermarket. Benle dükkanın önünde tavla oynamayacaksın mı? Yok, mesai saatleri dışında belki. Seni onlar bu hale getirdiler. Seni onlar bu hale getirdi. Globallaşan dünyada seni global yaptılar seni. Onlar kim ya? Dış mihnahlar. Ya ne diyorsun Tahsin amca? Allah'ını seversen bir çekil git başımdan beri. Gitmem. Ben mahallemde süpermarket istemiyorum. Senin istemesen de ben yapıyorum. Allah. Galip abi kolay gelsin. Heh, hoş geldin canım benim. Evet. Benim alacaklarım var. Liste verdi çocuklar. Ne verdi bakayım? Bakıyorum ben. Evet, hemen. Bir tane süt. Liste verdi çocuklar. Bir de çocuklar mı süt yazdı? Herhalde biri mi yazdı lan? Onlar yazdı. Ne var? Lan yürü çık git. Tamam bak, araba şurada. Git oradan sütünü al. Ondan sonra da başka ne istiyorsan hepsini arabaya doldur, al getir. Ben burada sana şey yaparım, geçerim hepsini. Bir sürü şey al ama. Süt olmaz. Sen globalleşmişsin. Bütün mağazayı gezdim, her taraf global olmuş. Tamam. Tahsin amca, Allah'ın senesi. Benim kafam bulandırma. Ne olursun bir sus ya. Allah Allah. Dur, anons yapmam lazım. Bir saniye, müşteri geldi ya. Evet sayın müşterilerimiz, sarı galip etiketli ürünlerimizde bir alana bir bedava. Evet, aynı zamanda çikolata ve bisküvitlerde indirimler de başlamıştır. Teşekkür ederiz. Herkese iyi alışverişler. Ne saçma sapan hareketler yapıyorsun ya? Anons geçiyorum. Bırtbaks mı yapıyor? Anons yapıyorum, anons. Çık kız bak müşteri. Galip! Ha? Galip! Ne? Ben iki tane ekmek ver. Kadın sana sesleniyor, Galip diyor. Duymuyorum. Seni çağırıyor. Görmüyorum. Ama sana sesleniyor. Bilmiyorum. Görmüyorum, duymuyorum, bilmiyorum. Anladım. Senin içine üç maymun kaçmış. Allah'ını seversen bir çekil Tahsin amca, kurban olayım ya. Evet. Bakın. La bakın, habire yırttım da kendimi. Ne diyorsun kız, ne diyorsun? İki tane ekmek ver. Ya burası bakkal değil, bakkal bakkal diye bağırıp duruyorsun. Burası süpermarket oldu, görmüyor musun ya? 3G süpermarket artık burası ya. Geleceksin buradan ekmeğini kendin alacaksın. Öyle servis yok, bitti. Ya af kurma bana. Sen af kurma bana. Ya af kurma bana. Sen af kurma bana. Fışkıyı. Fışkıyı? Çekil kız. Nalet kadın fışkıyı diyor. İki denge ekmek koy diyor sana. Niye koymuyorsun? Koymuyorum, sana ne? Ben koyacağım. Sen de koyamazsın. Ya bu marketin kuralları var arkadaş. Hiç kimse beni dinlemiyor ya. Çekil. Abi. Müşteri geldi. Hah, getir. Oğlum gel lan, poşet yapacağız. Çikolata. Bu niye okumuyor bugün ya? Görmüyorum ki. Gör artık şunu. Yapacağım şu ya. Çok yazıyor, çok yazıyor. Çok yazıyor ya. Yok yok, çok yazmıyor ya. Ha. İki tane süt al. Süt almışsın, bir alana bir bedava. Evet. Bunda tarihi geçmiş ama. Oğlum tarihi geçmese kim kime bedavaya süt verir lan? Allah Allah. Ver şunu da. Global işte. Evet. Senin şey var mı? Galip kart. Galip kart mı? Evet. Var de ya. Allah aşkına bir var de bakalım ne yapacak. Var. Var. Sende yok, ben biliyorum. Al bu senin galip kartın. Evet, bakıyorum. 15.75 çıktı, tuttu. 50 kuruş galip kart indirimi. Evet, 15.25 alayım. 15. Evet. 25. 25 yok ama ya, onu sonra veririm, yarın veririm. Olmaz. Burası bir süpermarket. 25 kuruş yarın veremezsin. Bugün şimdi vermen lazım. Galip abi sonra veririm. Geçerken veririm ya, ne olur. Olmaz oğlum ya. Allah Allah. Bakkal mı burası ya? Süpermarket. Süpermarkete paranı tam vereceksin. Önceden yazıyordun. Deftere yaz. Yazmıyorum. Artık yazmıyorum. Bitti mi artık? Yazmıyorum.
Ver 25 kuruşu. Yok. Yok. Yok mu lan? Yok. Vallahi iptal ediyor bütün ürünleri. Ya, baba ne yapıyorsun ya? Bak çıkar şunları. Almıyorum ya. İptal et tamam almıyorum. Ne diyorum lan? Ya sen niye böyle oldun ya? Sen böyle bir bakkal. Ya senin yapacağın işin. Ya böyle iş mi olur? Sen çık git. Allah Allah. Git ne bakıyorsun daha? Olur mu lan? Seni zora çıkar sokacak daha. Dıt 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 dıt. Git bunları raflara dizden. Sana var ya çok büyük oyunlar oynuyorlar. Çok büyük oyunlar var. Ne oyunu var ya? Boş boş bakma gözümün içine. Ya ne oyunu var? Kim bana oyun oynuyor? Seni etkisi altına alanlar büyük etkisi altına almış. Benim kızı da etkisi altına almışlardı zamanında. Senin kız kim ya? Kopra. Kopra'yı da etkisi altına almışlardı ama okuttuk geçti. Hocaya götürdük. Hangi hocaya? Yılmaz hocaya götürdük. Ne, ya, ne okudu? Skeç okuttuk, iyi geldi. Çok beğendi. Yılmaz hocam be. Yok, Kıpra. Ne anlatıyorsun? Ben hiçbir şey anlamadım. Galip Bey. Ha? Galip Bey ya. Ne benim var? Çocuğu sabah niye almadınız içeri? Ayıp değil mi? Ailecek kaldık kahvaltı sofrasında öylecene. Efendim, ailecene. Kusura bakmayın. Bu dükkanın bir açılış saati var. Onun için almadık. Galip Bey. Ha? Benim ömrümde böyle dolandırıcılık görmedim. Ne oldu efendim? Bunun tarihi geçmiş. Allah Allah. Bu geçen hafta peynir olmuş. Evet. Yanlışlıkla peynir almışsınızdır belki. Aha geldi. Cıngan ne kadar da güzel ya. He. Ne kadar da güzel ya. Ha buraya ne kadar getirdin beni. Buyuruna sıçayım. Ne? Ne var iki tane ekmek vereceğim? E geldin işte gel. Al iki tane ekmeğini al çık git hadi. Ver parasını da git. Ne oluyor ya? Vallahi. Ne oluyor ben söyleyeyim. Bunun içine üç harfliler kaçmış. Bir şey kaçmış. Evet. Buna okutmak lazım. Sana okutacağız merak etme. Ama bu şey de bu. Bu sana. Ben anlamıştım. Duygu değişimi. Ya, ya var olsun senin gibi insanlara. Ya, sen sana gerçek ya. Bir yalancısın. Ama yapma insanlara. Ama yapma. Tamam bir iki saniye. Galip. Yahu biz bu mahallenin 20 yıllık Galip bakkalıyız. Evet. Değil. Ne yapabiliriz? Yine çikolatanın içeceği veresiye yazıldığı yer buraya. Aynen öyle. İnsanlar sizin sıcaklığınıza geliyor Galip Bey. Tatlı sohbetinize geliyor. Ben yakın diye geliyor. Bana beni istemiyor. Galipçiğim anlıyorum. Tamam insanlar oralara gitmesin, buralara gelsin. O yüzden benzetmeye çalışıyorsun ama olmaz. Bizim yerimiz farklı. O yüzden zaten insanlar buraya geliyor. Bizim yerimiz farklı mı? Farklı. Evet baba. Şimdi bunlar beni sevdikleri için mi hep buraya geliyorlar? Evet. Mahallede olduğu için değil ya. Değil. Evet. Ben sevmiyorum. Ben onu çok iyi biliyorum Tahsin amca. Sağ ol. Gizli silahım. Tamam anladım ben bunu. Şimdi bir şey diyeceğim. Tahsin amca. Bundan sonra artık benden alışveriş yapacaksınız. Ben artık bakkal galibim tamam mı? Ha, değil mi? Şükür. O zaman şu şeyden başlayalım biz. Madem öyle. Sizi Allah kahretmesin. Borçlarınızı ödemediğiniz için defter toz tutmuş ya. Nasıl insanlar böyle? Sen 600 TL borcun var. Bunu hemen ödeyeceksin. Ondan sonra neden süpermarket oluyor? İşte bunun için. Bak senin de 800 lira borcun var. Bana onu ödeyeceksin. Senin bakayım. Senin 5000 tane ekmek borcun var. Sadece ekmek arıyorsun kız burada. Hepsini de yazdırıyorsun. Ya ne işin var? Ya Tahsin amca sana ne diyeyim? Ya senin 82'den permatik borcun var ya. Nasıl adamsın sen ya? Bir insan jilet borcu yapar mı ya? Onu yazdıranlar da dış mınnaklar. Ne dış mınnak? Mınnaklar ya. Bırak ne mınnağı ya? Seni ya.